Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Yepyeni bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayız. Şimdi dizüstü ya da masaüstü bir bilgisayarınız var ve bu bilgisayarı açtığınız zaman başlangıçta bir sürü uygulama çalışıyor. Değil mi? Bunların bir kısmını siz yüklediniz, bir kısmı bilgisayarla beraber geldi. Bir kısmı da bilgisayarı ortak kullandığınız arkadaşlarınız, kardeşiniz, ne bileyim anneniz, babanız vesaire yüklemiş bir şeyler var. Ve her açılışta bunlar sizi rahatsız ediyor. Kapatmaya uğraşıyorsunuz, silmeye çalışıyorsunuz ama bazıları da böyle çok yapışkandır bunların. Silmesi de zor olur. İşte bunları, bu açılışta çalışan uygulamaları, yazılımları nasıl etkisiz hale getirebileceğinizi bu videoda sizlere anlatıyorum. Öncelikle yapmanız gereken şey şu. Bilgisayarınızda Ctrl Alt Del ya da şimdi birkaç farklı yöntem var. İsterseniz Ctrl Alt Del ile istiyorsanız da Windows ikonunun bir ikon vardı biliyorsunuz başlat menüsünün sağ tıkladığımız zaman görev yöneticisi. Yani görev yöneticisini açmamız gerekiyor. Task Manager diye geçiyor İngilizce'de. Görev yöneticisini açtık. Şimdi karşımıza görev yöneticisi geldi. Görev yöneticisinin birçok böyle menüsü bulunuyor. Mesela burada biz Windows 11 üzerinden gösteriyoruz ama Windows 10'da da benzer bir görev yöneticisi karşısına çıkacaktır. İşlemler, performans, uygulama geçmişi, başlangıç, kullanıcılar, ayrıntılar ve hizmetler. Tahmin ettiğiniz gibi burada bir başlangıç var. Şimdi bu başlangıç menüsüne girdiğimiz zaman bilgisayarı ilk açtığımız zaman çalışan uygulamaları görüyoruz. Bunlar otomatik olarak çalışıyor ve bunların büyük bir çoğunluğu, istisnalar var aralarında ama büyük bir çoğunluğu arkadaşlar sonradan yüklenen uygulamalardan oluşuyor. Şimdi burada mesela benim ekranda görüyorsunuz burada neler var? Şimdi tek tek bakalım. Cortana dursun diyelim. Creative Cloud Desktop bu da dursun. Bu bizim kullandığımız bir uygulama. Şimdi USB Audio diyor. Şimdi burada bu etkin bu. Etkinleştirildi diyor. Bu etkinleştirildiği bizim tam tersi. Üzerine sağ tıklıyoruz. Bakın burası seçilirken USB Audio seçilirken sağ tıklıyoruz ve devre dışı bırak diyoruz. Devre dışı bırak dediğimiz zaman şimdi bir buradan isimlerine bir kez daha bakayım. Mesela diyelim ki CC Cleaner. CC Cleaner bizim bir kullandığımız bir uygulama ve şu an devre dışı bırakılmış durumda. Şu anda görüyorsunuz ekranda bakın. Şöyle yapalım pardon. Şu anda ekranda görüyorsunuz devre dışı bırakıldı yazıyor. Bunun üzerine sağ tıkladığımız zaman etkinleştir diyoruz ve etkinleştirildi. Etkinleştirildi yazanların anlamı şu. Başlangıçta bu uygulamalar çalışıyor arkadaşlar. Eğer devre dışı bırak derseniz başlangıçtan itibaren bu uygulamalar çalışmayacaktır. Yani çalışmasını istemediğiniz uygulamaları üzerine sağ tıklayarak devre dışı bırak diyeceğiz. Mesela bunu dedik. Başka ne var? EOS Utility. Bu zaten devre dışı bırakılmış. Bu da devre dışı olarak kalsın. Epic Games Launcher diyor. Yani Epic Games'in bir uygulaması var biliyorsunuz. Bu şu an etkin. İsterseniz bunu devre dışı bırak diyerek kapatabilirsiniz. Ben açık kalmasını tercih ediyorum. Epson Event Manager diye bir uygulamamız var. Ona bakalım. O da devre dışı bırakılmış. Epson Printer Connection etkinleştirilmiş. Yani bu çalışıcı anlamına geliyor. Bu da dursun. Mesela Gaming Mouse Monitor diye bir uygulama var. Bu da açılışta şu an çalışmıyor. Bu da dursun. Logi Options diye bir uygulamamız var. Etkindir diyor. Logitech Download Assistant etkinleştirilmiş. Bunu kapatalım. Devre dışı bırakalım. Microsoft Teams var, şu var, bu var. Tabii burada göreceğiniz şeyler sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Lütfen paniğe kapılmayın. Ben burada kendi bilgisayarıma yüklediğim olan uygulamaları görüyorum. Siz belki de bunların bir kısmını görmeyeceksiniz. Daha farklı şeyler göreceksiniz. Özellikle böyle işte Spotify mesela Spotify başlangıçta çalışıyormuş. Ben istemiyorum. Bunu da kapatalım. Şu anda devre dışı bıraktık. Steam var, etkinmiş bu. Update var. Update diye bir şey var. O dursun. USB Audio zaten etkin devre dışı bırakmışız. Windows Security Notification diyor. Bu dursun. Windows Terminal devre dışı bırakılmış ve Xbox App Service diyor. O da devre dışı bırakılmış. Yani burada sonradan yüklenen bilgisayarınıza ve çalışmasa da sorun olmayacak birçok uygulamayı özellikle 3. parti uygulamaları burada görebiliyorsunuz ve başlangıçta bunların devre dışı olsun ya da olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ha bunları diyelim ki etkinleştirdiniz ya da devre dışı bıraktınız. Daha sonra yine farklı bir zaman diliminde tekrar bu menüye girerek yine eski hallerine geri getirebilirsiniz. Korkulacak bir şey yok. Yani bir şeyi bozarım, bir şeyi etkileştiririm falan diye korkmayın. Tekrar çalışması istediğiniz bir uygulama, yazılım vesaire varsa yine görev yöneticisi uygulamasının içine girip başlangıç sekmesine geldiğiniz zaman tekrar aktif hale getirebilirsiniz. İşte bu kadar. 5 dakikalık bir iş bu. Daha sonra bilgisayarı isterseniz bir açıp kapayın. Göreceksiniz ki açılışta devre dışı bıraktığınız hiçbir uygulama artık yeniden bilgisayarı başlattığınızda bir daha açılmayacak arkadaşlar. Bu videoda sizlere
bilgisayarınızda açılışta çalışan uygulamaları nasıl kapatabileceğinizi, hangi uygulamaları nasıl aktif hale getireceğinizi veya deaktif hale getireceğinizi anlatmaya çalıştık. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan sorular mutlaka vardır. Bunları yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip etmeyi unutmayın. Bu arada teknolojioku.com adresinde hepinizi bekliyoruz. Orada da bu ve benzeri hem videolar hem de yazılı içeriklerle sizin karşınıza çıkıyoruz. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.